canım. Sevgide adalet istiyoruz. Asgari ücret 3800'de. Asgari ücret 3800'de. Değerli basın emekçileri, Konfederasyonumuz DİSK'in değerli yöneticileri, sendikalarımızın başkanları, temsilcileri, siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin değerli başkanları, yöneticileri, değerli milletvekillerimiz, her zaman emeğin Türkiye'si mücadelesinde omuz omuza yürüdüğümüz sevgili dostlar, hepinizi öncelikle Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK adına sevgiyle, saygıyla, coşkuyla ve umutla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet değerli dostlar, bugün Türkiye'nin tüm değerlerini ve güzelliklerini üreten işçi sınıfının ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını belirleyen temel bir ölçü olan asgari ücretin belirleneceği gün. Biz günlerdir insan onuruna yaraşır bir asgari ücret için iş yerlerinden alanlara, meydanlara kadar bir mücadele yürütüyoruz. 4 Aralık'ta 3 işçi konfederasyonu olarak asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili temel ilkeleri, prensipleri bütün kamuoyuyla ve ülkeyi yönetenlerle paylaştık. Bugün de insan onuruyla bağdaşan bir işçinin ailesiyle birlikte geçinmesine yetecek ve özellikle de yaşadığımız bu ekonomik kriz ve pandemi koşullarında 2021 yılında işçilerin hayatını sürdürebileceği, yıllar içindeki bütün kayıpların giderildiği, tümüyle vergi dışı bırakılmış, kesinti yükü hazine tarafından karşılanan İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret talebimizi ifade etmek için ortak basın açıklamalarını tüm Türkiye'de eş zamanlı bir biçimde gerçekleştirme kararı aldık. Ve aslında dedik ki 4 Aralık'ta yaptığımız bu açıklamanın arkasındayız. Asgari ücretle ilgili taleplerimizin arkasındayız. Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir geçimi sağlamalıdır diyoruz üç konfederasyon olarak. Ancak apar topar işçilerin sözünü söyleyeceğini gören ve bu sözün büyüyeceğini gören ülkeyi yöneten siyasi iktidar bugün tam da bu açıklama saatinden önce apar topar asgari ücret tespit komisyonunu son toplantıya çağırdı. Saat 10.30'da toplantı başladı biliyorsunuz. Şu an milyonlarca işçi asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak sonucu bekliyor. Ama biz öncelikle şunu söylüyoruz. Asgari ücret Türkiye'de milyonların meselesidir. Asgari ücret memleket meselesidir. Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışan, civarında ücretle çalışan 10 milyon işçiyi ve onların ailelerini değil, bu ülkede emeğiyle geçinen kamu çalışanından emeklisine, işsizine kadar herkesin hayatını belirlemektedir. O nedenle de milyonların meselesidir. O nedenle de asgari ücret sadece bir masa başı pazarlığı değildir. Ülkenin en büyük paylaşım mücadelesi bir masa başı pazarlığıyla belirlenemez diyoruz. Asgari ücret bir masanın etrafına 15 kişinin oturup çoğunlukla da hükümet ve işverenin birlikte belirlediği ve böylelikle milyonların hayatı hakkında karar verdiği bir biçimde belirlenemez. Asgari ücret, bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücret bu ülkede bütün işçi örgütlerinin, konfederasyonların söz sahibi olduğu ve uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın da olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir diyoruz. Bu böyle olmadığı sürece şu an yaşadığımız gibi yıllar içerisinde enflasyon karşısında, dolar fiyatları, altın fiyatları karşısında sürekli gerileyen, büyümeden, milli gelirden payını alamayan ve giderek de açlık sınırının altına düşen bir asgari ücret var ülkemizde.
Evet, arkadaşlarımız gelmeye devam ediyorlar. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu mücadele hepimizin. Bu mücadele insanca yaşam mücadelesi. Bu mücadele evimize ekmek götürme mücadelesi. Bu mücadele çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğinin mücadelesi. Bu mücadele evet memleket mücadelesi. O nedenle bu asgari ücret mücadelesini sonuna kadar, ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı emeğin Türkiye'sini kurana kadar büyüteceğimizin sözünü bugün buradan bir kez daha veriyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Değerli arkadaşlar, asgari ücret nasıl belirleniyor? Türkiye İstatistik Kurumu, devletin kendi kurumu, her yıl üçüncü toplantıda komisyona bir rakam veriyor. Bu yılda TÜİK, geçen hafta yapılan toplantıda Kasım 2020 yılı itibariyle bir işçinin geçinebilmesi için gerekli olan asgari tutarı 2792 lira olarak hesapladı. Ama TÜİK bu rakamı tek bir işçi üzerinden hesaplıyor. Oysa asgari ücret bu değil. Asgari ücret bütün uluslararası belgelerde de yazıldığı gibi işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücrettir. Bu işçinin çoluğu var, çocuğu var, evi var, ailesi var. Evet, aileyle birlikte düşündüğümüzde disk olarak 2021 yılı için bizim önerdiğimiz 3800 lira rakamını teyit eden bir rakam açıklamıştır aynı zamanda TÜİK. Biz bugün buradan asgari ücret tespit komisyonuna, o masanın etrafında oturup bu kararı verecek olanlara bir kez daha sesleniyoruz. Asgari ücret işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır. 2021 yılı asgari ücreti her zamankinden daha fazla önemlidir. Çünkü krizde ve pandemide çok şey kaybettik. Yüz binlerce iş yeri kapandı. Milyonlarca işçi işini kaybetti. Kısa çalışma ödeneğiyle gelirlerimiz düştü. Ve patronların ücretsiz izin dayatmasıyla günde 39 lira, ayda 1168 lirayla yaşamak zorunda olan, aylardır yaşamak zorunda olan 2 milyonun üzerinde işçi arkadaşımız var. İşte 2021 yılı asgari ücreti bu nedenle her zamankinden daha önemlidir. Ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Ücretleri baskılama, ücretleri sürekli olarak düşük belirleme ve ülkenin bütün kaynaklarını bir avuç sermayeye peşkeş çekmekten artık vazgeçin. Bakın sevgili arkadaşlar, değerli basın emekçileri, dün İstanbul Ticaret Odası bir rakam açıkladı. Utanmadan, sıkılmadan bir açıklama yaptı. Utanılması gereken bir itirafı dile getirdi aslında. Dediler ki uluslararası sermayeyi ülkemize çağırmak için Türkiye'de işçi maliyeti saatlik 5.6 dolar. Almanya'da ise 47.2 dolar. Tam 8 kat, 8 kat. Aslında bütün mesele işte budur. Bütün mesele o ticaret odasının söylediği gibi ülkemizi, bu ülkenin emekçilerini, işçilerini, bu ülkenin o aydınlık, tertemiz insanlarının emeğini uluslararası sermayeye, ucuz emek cenneti olarak pazarlamaya çalışanlarla insanca bir yaşam mücadelesi veren Türkiye işçi sınıfının mücadelesidir. İşte bütün mesele budur. Asgari ücret de o nedenle bu kadar önemlidir. İnsanca bir ücret istiyoruz. İnsanca bir ücret istiyoruz. Evet değerli dostlar, asgari ücret tespit komisyonundan çıkacak kararı beklerken, evet hepimiz buradayız. DİSK burada. DİSK'in yöneticileri, sendikalarımızın başkanları, temsilci arkadaşlarımız, bu ülkede, bu topraklarda tek bir DİSK'li kalana kadar emeğimizin haklarını savunacağız diyen DİSK'liler burada. Günlerdir insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesini bu İstanbul kentinin ve Türkiye'nin dört bir tarafında
bizlerle birlikte büyüten siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin, siyasal organizasyonlarımızın bütün temsilcileri, mücadele arkadaşlarımız burada. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Hep birlikte çağrı yapıyoruz. Asgari ücret tespit komisyonunda hakem değil belirleyici konumda olan başta hükümet ve patronlara bir kez daha sesleniyoruz. İnsan onuruna yaraşır bir asgari ücret haktır. Ve bu yeryüzünde bu hak için mücadele etmek, emeğin hakları için mücadele etmek yeryüzündeki en onurlu şeydir. İşte diskliler, işte Türkiye işçi sınıfı, işte emekçiler, işte Türkiye halkı bu onurlu mücadeleyi vermiştir ve vermeye de devam etmektedir. Eğer bugün asgari ücret tespit komisyonu masasından olması gerekenin altında bizlerin işçi sınıfının beklentilerinin uzağında bir asgari ücret belirlenirse bilsinler ki bu mücadele burada bitmez. Bu hesap burada bitmez. Bu mücadele insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesi. Ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı bir Türkiye mücadelesi burada bitmez. Eğer birazdan o asgari ücret tespit komisyonu masasından bir işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret çıkmazsa bilsinler ki DİSK bu sonucu tanımayacaktır, kabul etmeyecektir. Ve 1 Ocak 2021'den itibaren başta asgari ücret civarında ücret alan 10 milyonun üzerindeki işçi arkadaşlarımız olmak üzere sendikalı sendikasız bütün işçilerle birlikte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesini devam ettirmeye kararlıyız. Çünkü yaşadığımız bu süreç, yaşanan bu yoksulluk, ekonomik kriz ve üzerine pandeminin de binmesiyle birlikte ülkenin gerçekleri ortada. Gıda enflasyonunun, yani asgari ücretlinin en önemli gider kalemlerinin başında gelen gıda enflasyonunun bile resmi rakamlarla %25'lere tırmandığı bir süreçte eğer önümüze düşük bir asgari ücretle gelirlerse bilsinler ki bunu kabul etmeyeceğiz. Ve yılbaşından itibaren de insan onuruna yaraşır bir asgari ücret için, 2021 yılı asgari ücretini yükseltmek için, değiştirmek için ve insan onuruna yaraşır bir düzeye çekmek için hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Zafer liderler emekçiliğin olacak. Zafer liderler emekçiliğin olacak. Ve bilsinler ki Türkiye işçi sınıfı bu ülkede eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik için mücadele edenler, bu ülkenin geleceği için mücadele edenler, bu ülkenin geleceğine sahip çıkanlar, emeğimizin ve ekmeğimizin çalınmasına sessiz kalmayacağız. Ve asgari ücreti o masanın etrafında işverenin ve hükümetin keyfiyetine bırakmayacağız. Emeğimize ve ekmeğimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu açıdan son sözümüzde değerli arkadaşlar şu olsun. Evet bizler bugün burada yan yana gelen ve bu pandemi koşullarında omuzlarını sıkıca birbirine yaslayanlar olarak diyoruz ki biz bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Bizi yok sayanlara, işçi sınıfını yok sayanlara karşı emeğimizi ve ekmeğimizi sonuna kadar sahip çıkacağız. Asgari ücret tespit komisyonuna da asgari ücreti bir işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği gerçek bir geçim ücreti olarak yıllar içerisindeki kayıpların giderildiği, milli gelirden büyümeden payını alabilen, bütünüyle vergi dışı bırakılmış, kesinti yükü hazine tarafından karşılanmış bir geçim ücreti olarak belirlemeye çağırıyoruz. Ve insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesini de bu topraklarda eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, barışın ve kardeşliğin tesis edildiği, demokrasinin bütün kurum ve kurullarıyla işlediği, emeğin hak ettiği değeri alabildiği bir emeğin Türkiye'si ve emeğin dünyasını kurana kadar da
hep birlikte devam ettireceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyorum. Ve yılın son günlerinde başta her gün bütün eylem ve etkinliklerimizde bizimle birlikte olan basın emekçisi arkadaşlarımın, bu mücadelede bizlerle birlikte olan, omuz omuza yürüdüğümüz bütün kurum temsilcilerimizin ve bu topraklarda bu mücadeleyi yürütmeye kararlı olan bütün işçi kardeşlerimin, yeni yılı sendikalı olduğu için işten çıkartılan, emeğine ekmeğine sahip çıktığı için fabrika boylarında, iş yeri önlerinde direnişle karşılayan bütün işçi kardeşlerimin, bu ülkede emeğe sahip çıkan herkesin yeni yılını DİSK adına kutluyoruz ve 2021 yılında mücadele dolu yılları, kazanımları ve başarıları hep birlikte büyüteceğimize olan inancımızla bir kez daha DİSK olarak hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ve asgari ücret mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğimizi bugün buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti istemiyoruz. Asgari ücreti biraz önce Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu adına açıklandı. Yaklaşık %18 oranda artırılarak 2825 lira AGİ dahil biçimde açıklandı. Değerli arkadaşlar, bu açıklamayı yaparken aldığımız bilgilere göre Çalışma Bakanlığı'nın en önemli vurgusu enflasyona ezdirmedik demiş. Türkiye'de enflasyonun ne olduğunu, işçilerin, emekçilerin, halkın nasıl yoksullaştığını bu ülkede yaşayan herkes her gün bakkala, manava, pazara gittiğinde, evine ekmek götürmek istediğinde yaşıyor ve biliyor. Açıklanan resmi enflasyon rakamları, özellikle de gıda enflasyonu, biraz önce de ifade ettim, asgari ücretlinin en önemli gider kalemi olan gıda enflasyonu daha Kasım ayında %21'in üzerindeydi. Yıl sonunda resmi rakamla bile en az %25 olacağını herkes biliyor. Ama gerçek enflasyon, yani bizim kendi hayatımızda yaşadığımız enflasyon çok daha yüksek. Evet, asgari ücret bir kez daha ve bir kez daha enflasyon karşısında, dolar altın fiyatları karşısında gerileyen, hani büyüyoruz büyüyoruz milli gelir artıyor diyorlar ya, milli gelir artışından, büyümeden hiçbir biçimde payını alamayan, işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi açısından son derece yetersiz bir ücret olarak açıklanmıştır. TÜİK'in, devletin kendi kurumunun tek bir işçinin geçinmesi için Kasım 2020 için söylediği rakam biliyorsunuz 2792 liraydı. O da Kasım 2020 rakamı. Bu işçinin çocuğu var. Bu işçinin ailesi var. Devletin kendi rakamlarıyla bile çok açık bir biçimde ortadadır ki belirlenen bu rakamla, yani 2825 lirayla 2021 yılı boyunca bu ülkenin işçisinin, emekçisinin geçinmesine olanak yoktur. İşçiler bir kez daha yok sayılmıştır. Bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçi sınıfı bir kez daha yok sayılmıştır. İşçiler bir kez daha açlığa, sefalete mahkum edilmiştir. Bu mu adaletiniz? Bu mu bu ülkenin tüm değerlerini üreten işçiye, emekçiye reva gördüğünüz asgari ücret? Bu mu adaletiniz? Bu asla kabul edilemez. Bu adaletli değildir. İnsaniyetli değildir. Hakkaniyetli değildir. Tam da biraz önce söylediğimiz Ticaret Odası Başkanı'nın lafını bir kez daha teyit ettiniz. Türkiye'de saatlik işçi maliyeti 5.6 dolar. Almanya'da 47 dolar. Gelin ey yabancı sermaye, uluslararası sermaye. Gelin, burası ucuz emek cenneti diyordunuz ya. İşte bu asgari ücretle, 2021 yılı asgari ücretiyle bunu bir kez daha teyit ettiniz. Bu ülkenin işçisini, emekçisini açlığa mahkum ettiniz. Ama bilin ki asgari ücreti sizin keyfiyetinize bırakmayacağız. Bilin ki bu dava burada bitmez. Bilin ki bu hesap burada bitmez. Bu mücadele burada bitmez. Ve
ve biz çok net bir biçimde söylüyoruz. 1 Ocak'tan itibaren, 1 Ocak 2021'den itibaren başta asgari ücret civarında ücret alan 10 milyon işçi kardeşimiz ve aileleri olmak üzere sendikalı, sendikasız bütün işçilerle birlikte bu 2021 asgari ücretini değiştirmek, yükseltmek ve insan onuruna yaraşır bir ücret haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz. Bu dava burada bitmez, bu hesap burada bitmez, bu mücadele burada bitmez arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin, hepimizin yolu açık olsun. Bu ülke bizim, bu ülkenin tüm değerlerini biz üretiyoruz. Ülkemize de, emeğimize de sahip çıkacağız ve insan gibi yaşayacağımız bir ülkeyi mutlaka ama mutlaka hep birlikte kuracağız. Direne, direne!